İşin gerginliğin askeri boyutunu sormuştum ve oradan devam edelim. Dediğim gibi Gerginin Türkiye askeri Karadeniz'e boyutu sonra gelelim. tabii Afşan, gerginin askeri boyutu yapılan yığınaklanmanın daha ötesinde bir boyut taşıyor. Çünkü kara yığınaklanmaları evet çok tat verici işler değildir ve biz çatışmayı ifade eder. Ama bence burada daha büyük bir konu var. O da şudur. Yani ki bundan 6 ay evvel bu duruma gelinmişti hatırlarsanız. Şimdi tekrar aynı durumu yaşıyoruz. 6 ay evvelki durum da bugünkü durumun ortak noktası. Amerika, Rusya ve Çin'in birbirine yaklaşmasını kendisinin doğrudan doğruya Çin'e konsantre olmasına engellediği düşüncesinde. Onun için Rusya ile Çin'i birbirinden ayırmak istiyor idi 6 ay önce. Ve bunun için görüşmeler yapmışlardı ve işte yeni bir START anlaşması gibi bir çalışmayı nükleer silahlar için düşünmüşlerdi. Fakat bunu sağlayamadılar. Yani bugün Rusya ile Çin'in bir Amerikan tehdidiyle karşılaşırlarsa birlikte hareket edeceklerini düşünmek için sebep var. Öte yandan son sözlerini duymamış olabilir. Rusya'nın kabiliyetleri içerisinde konvansiyon olarak NATO topraklarına saldırmak aklından geçeceği bir konu değil. Sovyetler Birliği'nden bahsetmiyoruz. Sadece Rusya Federasyonu'ndan bahsediyoruz. 17 milyon kilometre kareyi savunma zorunluluğu olan bir askeri güçten bahsediyoruz. Konvansiyon olarak bu çok zor bir şey. O bakımdan bunu düşünmek bile çok akla uygun değil. Öte yandan çok yüksek perdeden yapılmış bir Dışişleri Bakanları toplantısı açıklaması var Genel Sekreter'in yaptığı. Buna baktığımız zaman da işte sonuçta tabii ki Ukrayna'nın bir NATO toprağı olmadığında altı çiziliyor. Sonuçta Ukrayna ile Donbas bölgesinde her ne kadar sürtüşme yaşanırsa yaşansın, günün sonunda bu Ukraynalıların komşusuyla çözeceği bir konu olacaktır. NATO'yu ilgilendiren bir yönü yoktur. Yapılsa yapılsa Türkiye'de yapıldığı gibi ekonomik ambargo konur. Bu ambargoların sonuç verip vermediğinde İran örneğinden biliyoruz ki pek öyle bir şey değil. Siyasi olarak yalnızlaştırma şu bu. Rusya'ya gelince Rusya Kırım Savaşı'ndan 1856'dan beri Karadeniz'den gelecek tehditlere karşı son derece hassas ve bu bölgeyi son derece iyi korumayı düşünen bir yapıda. Amerika da bunu bildiği için Karadeniz'den Rusya'ya sıkıştırarak onun siyasi iradesini kabul ettirme veya geri adım attırma çabası içinde. Şimdi biz de bu arada buna sos olmaya çalışıyoruz. Bence bu yanlış. Bizim burada kendi çıkarlarımızı korumamız lazım. Bu NATO'nun içinde de çelişik olsa bile NATO içinde de sesimizi yükseltmemiz lazım geliyor. Çünkü burada daha önce tek bir devlet koruduğu Karadeniz çıkarları şu an 3 NATO devlet tarafından korunuyor. Yanında da 3 tane de partner var. NATO partner var. Dolayısıyla Karadeniz'de bir güvenlik sorunu olmadığını önden kabul etmemiz lazım. Ama Kırım ve Rusya arasındaki meseleye gelirsek, Kırım ve Rusya arasındaki mesele sonuçta Amerika'nın de bu turuncu devrimlerde başaramadığını, sonunda başarmış olduğu ve bunun da bedelini ödendiği bir yapı olarak görünmek zorunda. Bu Donbas'ı da ilgilendiriyor. Donbas'ta da bilindiği gibi şu ana kadar bu Minsk II Ateşkes Anlaşması'nın bir maddesi olan bölgeye özellik verecek anayasa değişikliğinin yapılmamış oluşu, daha doğrusu yapılıp da ikinci tur oynamanın yapılamamış oluşundan dolayı durum gerginliğini muhafaza ediyor. Bence ondan da fazla bir şey değil diyerek burada tutuyorum. Peki, Deniz Bey, şöyle ilk turda ben arzu ettiğim süreyi size tanıyamamış olduğum hissiyle aslında ikinci turda sizden açarak devam etmek istiyorum. İkinci turdan kastım da zaten Karadeniz açısından bugün bu gerginlik evet bir sıcak çatışmaya dönüşmeyebilir ama geçmişte de nüksettiğinden gelecekte de bu ihtimalin olduğunu hatırda tutmak lazım. Türkiye'nin pozisyonu ne oluyor, ne olmalı diye bu çerçevede de düşünmek lazım. Bununla ilgili de yorumunuzu rica ederim. Karadeniz özelinde, Montreux özelinde bu yaşanan gerginlik Türkiye'nin alması gereken, alsa iyi olur dediğiniz pozisyona dair neler söylüyor bize? Bununla da başlayalım biz Karadeniz üzerinden değerlendirmeye Türkiye açısından bu gerginliğin bugünü ve yarını ne ifade ediyor diye.
Evet, Karadeniz üzerinde bir ittifaklar arası çatışma olması bence bir felaket senaryosu olur. Yani NATO ile Rusya'nın Karadeniz'de çatışması, Türkiye burada kendisini zaten bu çatışmanın içinde görebilirse ancak bunu rıza gösterecektir. Ama öte yandan hatırlanacağı gibi Haziran ayında bir NATO zirvesi yapıldı. Ve NATO üyelerinin büyük kısmıyla bu zirvede Rusya ile hasmane politikalara yeşil ışık vermediğini gördük. Dolayısıyla Rusya şu an bir tehdit olarak kabul edilmiyor. Tehdit olmadığı için buna karşı yapılmış olan askeri hazırlıkların da olmadığını görmemiz lazım. Öte yandan NATO üyelerinin de Rusya tehdidinin var olmadığı bir yumuşama döneminden çıkan ülkeler olarak askeri altyapılarında da büyük ölçüde zafiyetleri olduğunu da görmemiz lazım. Dolayısıyla bir büyük küresel çatışmanın bu bölgede yaşanacağına dair ipuçları çok az. Buna rağmen böyle bir çatışmayı hipotetik olarak kabul edersek, varsayımsal olarak bu kabul edersek, o zaman şunları dikkate almamız lazım. Bu bölgede çatışan taraflar Montreux'e tabi olurlar. Türkiye savaşansa savaşanların savaş gemilerini geçirmeyebilir. İttifak içindeki sorumluluklarıyla bunun arasında bir denklem yaşayacaktır. Bunun kararını elbette Türkiye verir. Ama diğer yandan NATO'nun Karadeniz içinde bir hedef vurmak için Karadeniz'de bulunmak mecburiyeti de yoktur. Bunları uzaktan vurabilir. Ama vurma ve kırmaya iş geldiği zaman şu an itibariyle Rusya'nın elindeki teknoloji NATO'dan ileride bir durumda. Ve NATO bunu zirve kararında altını çizerek de belirtti. Rusya'nın kıyılarına koyduğu satıştan sata atılan füzeler 2,5 Mach süratinde ki bunların kinetik enerjiyle durdurulmaları kolay bir şey değil. Durduramazsınız. Dolayısıyla bu Kırım Savaşı'ndan bu yana Rusya'nın aldığı dersler bağlamında Rusya kendi kıyılarını Kırım dahil koruyacak şekilde silahlanmış vaziyette. Siz üstüne giderseniz siz zarar görürsünüz. Ama beklerseniz Rusya'dan öyle bir tehdit gelmez. Sonuçta Rusya egemen olduğunu kabul ettiği alanların hava ve deniz sahalarını korumaktadır. Bu da bence onun da aslında hakkıdır. Bunları elinden almak için biz Donbas'ı gerekçe gösteremeyiz. Ukrayna'yı Rusya'nın işgal etmesini de gerekçe gösteremeyiz. Sonuçta iki sınır ülkesinin birbiriyle yapacağı iştir. Nasıl Ossetya için bir şey yapmadıysak Ukrayna için de bir şey yapamayız. Olması iyi midir? İyi değildir. Ama olmasını engellemek için çaba göstermeliyiz. Ama olduğu takdirde de bu savaş bizim savaşımız olmayacaktır. İttifakın savaşı olmayacaktır. İttifak üyeleri dediğim gibi Rusya ile çatışmayı kabul etmediler. 9'undan 15. maddeye kadar NATO zirve bildirisine bakılırsa Rusya'nın adı her paragrafta geçerken hiçbir paragrafta tehdit olarak algılanmamaktadır. Ama tabii ki topraklarımızın savunulacağı, caydırıcı yapının muhafaza edileceği ve diyaloğa açık olacağı belirtilmektedir. NATO'nun açıklamalarında birçok eleştireceğim yön var. NATO'nun bu bölümlerinde çoğu görev aldım ve direktör olarak görev aldım. Rusya'dan da sorumluydum, Ukrayna'dan da ve NATO ilişkilerinden de. Dolayısıyla bu tartışma buralara gelirse buralardaki ittifakımızın eleştirilerinde acı yapmak isterim. Fakat halihazırdaki durumda Karadeniz'de yapıldığı NATO tarafından yapıldığı zaman zaman medyaya yansıyan bilgiler bir tarafa bırakılacak olursa ciddi bir yığınaklanma da Karadeniz'de NATO tarafından yapılmamış durumdadır. Zaten böyle bir yığınaklanma veya böyle bir varlık gösterme Rusya'nın vuruş menzili içine sokulan kuvvetler olacağı için savunmasız bırakılmış olacaklardır. Bu da askeri bakımdan çok akılcı olmaması icap etmektedir. Bütün bunlar yan yana geldiğinde ben Karadeniz'de bir çatışmayı uzak görüyorum. Donbas bölgesinde bir sınır çatışması olabilir, olmaktadır zaten. Ama bir istila gücü halinde Rusya'nın ana kuvvetleriyle Donbas'ı koparacak şekilde bir işlem yapmasını zor görüyorum. Ama Rusya tabii ki o da bir caydırıcı yapıya sahip. Onun da siyasi amaçlarını, askeri varlıklarıyla destekleme yapısı var. Bunlar hepsi yan yana geldiğinde bu oyun daha çok su kaldırır gibi gözükmektedir.